İdrar kaçırmanın mesane kaynaklı olduğu belirlendikten sonra ortadan kaldırılabilir risk faktörlerinin tedavisi çok önemlidir. Burada sıvı tüketim miktarı ve çeşidini belirlemek ve bunu düzenlemek çok önemlidir. Ayrıca besin tüketimi ve tedavi edilmesi gereken metabolik bozuklukların ortadan kaldırılması da oldukça önemlidir. Eğer obezite söz konusu ise o zaman kilo verdirilmesi önemli oranda idrar kaçırmada iyileşmeler sağlamaktadır. Eğer hastamız genç ve kalbi taban adedeleri güçlüyse bu adedeleri kullanarak idrar kontrolüne yardımcı olunması da tedavinin önemli aşamalarından bir tanesidir. Bunlara ilave olarak ikinci basamak olarak bir takım ilaçlar tedaviye eklenebilir. Ancak unutulmamalıdır ki birinci basamakta uygulanan tedaviler ilaç tedavilerine destektir ve ilaç bırakıldığı anda etkisi ortadan kalkacağı için ilk basamak tedavilerine çok önem vermek gerekir.